Arkadaşlar merhaba. Bugün kickboksta yapabileceğiniz yani torba antrenmanında kickboks kombinasyonlarını göstereceğim. Torbada en ideal yapabileceğiniz kickboks kombinasyonlarını anlatmaya, göstermeye çalışacağım. Umarım katkı sağlar ve hazırsak başlayalım. Bu arada şu hatırlatmayı da unutmayın. Antrenman öncesi lütfen ısınmayı ve antrenman sonrası da soğumayı unutmayalım. İlk hareketimiz şu olsun. Sol sağ direk ve sol tekme. Yalnız kickboksta boks gibi değil. Kickboksta yumruk attığınızda tekmeye hazırlık olması gerekiyor. Örneğin sol yumruğu vurduktan sonra sol tekmede geç kalacağım için sağ tekmeyi vurmam gerekiyor. Sağ yumruğu vurduğumda ise solu vurmam gerekiyor. Biraz yapayım ve üzerine konuşup daha sonra da diğer kombinasyonlara geçelim. Sol sağ. Sert vurmanıza gerek yok ama şuna da dikkat etmemiz gerekiyor. Sol sağa vurduğunuzda sağ yumruğu çekerken dikkat edin, ayağımı hazırlıyorum tekmeye. Yani sol sağa vurdum, sağ tekme sağ yumruğumu çekerken eğer ayağım bu şekilde olursa istediğim gibi kuvvetli vuramam. Onun için sağ yumruğu çekerken sol tekmeye baskılayarak yana doğru atmam gerekiyor. Biraz daha yapalım. Bu şekilde yapabilirsiniz ve benim size tavsiyem ilk önce hareketi alışın, torbaya hakimiyetinizi kurun, daha sonra hızlandırıp sertleştirebilirsiniz. Şimdi bu kombinasyondan sonra bunu biraz daha zenginleştirebiliriz. O da nedir? Sol sağ vurup sol tekme yere koyarken sol tekmemi sağ tekme vuracağım ve bir daha solu yapıştıracağım tekmeyi. Yani kombinasyonumu yaparken hep sol tekme ağırlıklı yapıyorum fakat sağ yumruktan özellikle faydalanıyorum. Tekmeyi mümkün olduğunca koordineli yapmaya çalışın. Aksi halde hem kuvvetli vuramazsınız hem de istediğiniz sonucu elde edemezsiniz. Yani rakibi vurup puan ya da etkisiz hale getiremezsiniz. Biraz daha devam edelim. Bunu bu şekilde çalışarak tempoyu arttırabilirsiniz. Yani ilk önce sol sağ sol dans ediyorum. Sol sağ sol. Daha sonra sol sağ sol sağ sol. Sol sağ sol sağ sol. Şimdi bu hareketi, bu kombinasyonu yapabiliriz sıklıkla. Çok katkı sağlayacaktır size. Şimdi bir diğer kombinasyonu yapalım. Sağ direk, sol kroşe, sağ tekme. Bu da zaten özellikle kickboksta klasik bir kombinasyondur. Fakat bunu da ilk başta üçlü başlayacağız. Daha sonra arttıracağız. Bunda da az önceki tekmede olduğu gibi sağ tekmemi atmadan önce yerdeki ayağım hazırlık yapacak. Hangi yöne atıyorsam hazırlığını yapıp altyapısını oluşturup o şekilde tekme atmam gerekiyor. Ya, aksi halde hem istediğim gibi sert vuramam ve etkisiz olur. Hızlı da atamam. Dikkat ettiyseniz torbayı şu şekilde durdurmuyorum. Her antrenmanda neredeyse ya da her eğitim videosunda hep söylüyorum. Torba sallandığında bu şekilde durduracağım ama 1, 2, 3. Yumruklarımla durdururum ve hem yumruklarıma hakimiyetim artmış olur hem de daha aktif olmuş olur. Biraz daha devam edelim.
şekilde. Bir diğer konu ise arkadaşlar, torbada çalışırken parmak ucu değil, kaval kemiğimizle çalışmamız gerekiyor. Yani bizim şu bölgeleri kullanmamız gerekiyor. Parmak ucuyla vurduğumuzda çeşitli sakatlıklara sebebiyet verir. O nedenle mutlaka ve mutlaka kaval kemiğiyle. Şimdi aynı kombinasyonu devam edelim. Tekmeyi bu arada low kick'te vurabilirsiniz, middle kick'te, yani aşağıda vurabilirsiniz, orta seviyede. Şimdi bu üçlü kombinasyona farklı teknikler ekleyelim. Sağ direk, sol kroşe, sağ tekme yere koyduk, sağ direk, sol tekme ekleyeceğiz. Az önce zaten sol tekmeyi kullanmıştık, kullanmıştık ve şimdi dahil edeceğiz. Başlayalım. Evet, aynı hata ben de düştüm. Bu arada arkadaşlar şunu da belirteyim. Bakın ben yaklaşık 25 seneye aşkındır bu sporu yapıyorum. Az önce ben bile hata yaptım. Hata yaptığınızda bu sizi yıldırmasın. Çünkü hata biz insanlara mahsus bir şey. Örneğin torbada çalıştık. Herhangi bir teknik yaptık. Oldu ya, yanlış vurduk. Ayağımız acıdı. Aman ben bu tekniği bırakayım. Bunu yapmamanızı öneririm. Çünkü dediğim gibi az önce herkes hata yapabilir ve o hatayı düzelterek devam ederseniz size emin olun daha çok katkı sağlayacaktır. Aynı hareketi tekrar devam edin. Sağ direk, sol kroşe, sağ tekme, sağ direk, sol tekme. Başta özellikle yeni sporcu arkadaşlarım, iki kombinasyon, iki tane yumruk ve tekme, herhangi bir yumruk da yapabilirsiniz. Yani illaki sol sağ direkt, sağ sol direkt yapmanıza gerek yok. Siz de kendiniz bir kombinasyon oluşturup aynı şekilde devam edebilirsiniz. Ve şunu söyleyeyim, uzun süre tekrar yaptıktan sonra zaten emin olun ki performansınız da artacak. Temel tekniği de kavrayacağınız için biraz daha üst seviyelere hızlı gitmiş olacaksınız. Şimdi iki tane kombinasyonu gösterdik ve şunu yapacağım. Yumruk, 2-3 yumruk atacağım ve tekme ekleyeceğim. Kendimi kasmayacağım. Kastığım zaman istediğim performansı alamam. Tekmelerin birlikte hareket ediyor. Yani bağımsız değil. Örneğin bütün kuvvetimle yumruk girip yumuşak tekme atmıyorum. Ya da bütün kuvvetimle tekme atıp yumuşak bir şekilde yumruk atmıyorum. Bunun nedeni hepsini birbirine bağlantılı ve düzgün bir şekilde çıkmasını sağlamak için. Tekrar devam ediyorum. Özellikle şunu da belirttim. Kuvvetli vurmaya çalışmayın. Sürekli vurmaya çalışın. Çünkü kuvvetli vurmaya çalıştığınızda belli bir süre sonra kesilirsiniz. Ama düzenli nefes kontrolünü yaparak uzun süre yaptığınızda emin olun daha çok katkı sağlayacaktır. Devam edeyim. Zenginleştirerek artırabilirsiniz. Şimdi tabii ki ya hocam hiç mi sert vurmayacağız? Tabii ki vurabilirsiniz. Ama önceliğiniz şu olsun.
Tekniği düzgün yapmanız, net bir şekilde vurmanız ve kondisyonunuza göre antrenmanı ayarlamanız. Aksi halde ilk 2 dakikada kesilirsiniz. Bunu yapmanızı öneriyorum. İlk başta ikili kombinasyon, üçlü arttırın, zenginleştirin ve daha sonra da artırın. Şimdi biraz daha tempoyu yüksek yapalım. Bu şekilde yaptığımızda, özellikle başlangıçta bu şekilde yaptığımızda inanın bana hemen kesiliriz. Yani benim size tavsiyem, özellikle başlangıç ya da orta seviyedeki sporcu arkadaşlarım için bu hareketleri öneriyorum. Bam güm torbaya vurmanızda hiç gerek yok. Bunlara çok dikkat edin. Bir de yeni başladıysanız kaval kemiğiniz haliyle biraz ağrıyacaktır. Daha sonra o ağrılar da giderek azalıp ayağınızın güçlü olduğunu göreceksiniz. Arkadaşlar, bilgim dahilinde sizlere bu tarz eğitim videolarını aktarmaya çalışacağım. Görüş ve önerilerinizi videonun altına yorum olarak atabilirsiniz. Umarım katkılı bir video olmuştur sizlere. Hoşça kalın ve sporla kalın.